Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu turkuaz renkli tığ işi bebek hırkasının anlatımını yapmak istiyorum. Model olarak çok kolay bir model, hem kız hem erkek bebeklerimiz için uygulayabileceğimiz bir model. Ben bugün bu renk ile yaptım, ama siz istediğiniz renkler ile örerek bu hırka'yı yapabilirsiniz. Pembe renk veya başka renkler ile de yaparak kız bebeklerimiz için de kullanabilirsiniz. Bu rengi de hem kız hem erkek bebekler için kullanılabilecek bir renk. Hırkamızın örgüsüne yaka başlangıcından zincir çekip ilk sırada trabzanlar yaparak başlıyoruz. Roba ayrımlarını ilk sırada yapıyoruz. Ben bugün 6 aylık bir ölçüyle anlatıyorum. Siz daha küçük yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını daha az çekerek yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. Yeni doğan bebek için 54 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. 54 zincir çektiğimiz zaman ön bölümleri 8 trabzan, kol bölümlerini 11 trabzan, arka bölümü de 16 trabzan yaparsanız iyi denk gelecektir. 3 aylık bir bebek için yapıyorsanız 60 zincir çekmeniz yeterli olacaktır. 60 zincir çektiğimiz zaman ön bölümleri 9 trabzan, kol bölümlerini 12 trabzan, Arka bölümü de 18 trabzan yapmanız iyi olacaktır. 6 aylık bir bebek için ise bizim bugün yaptığımız ölçü 66 zincir çekiyoruz. Ön bölümler 10 trabzan, kol bölümleri 13 trabzan, arka bölümü de 20 trabzan yapıyoruz. Siz bu hırkayı bir yaş bebek için yapacaksanız 72-74 zincir arası çekebilirsiniz. 72 zincir çektiğimiz zaman ön bölümleri 11 trabzan, kol bölümünü 14 trabzan, arka bölümü de 22 trabzan yapmanız yeterli olacaktır. 2 yaş bebek ölçüsünde yapmak istiyorsanız da 84 zincir çekerek ön bölümleri 13 trabzan, kol bölümlerini 16 trabzan, arka bölümü de 26 trabzan yapmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha büyüdükçe ölçü bebeğinizin boyun çevresine göre ölçerek başlarsanız iyi olur. Bu hırkamın örgüsünde ben Alize Baby Best ipi vardı. Bakın bunu kullandım. Antipilik özellikli bir ip bu. Üzerinde 100 gram 240 metre yazmakta. Renk numarası 189. Bu ipten 2 adet ip kullandım arkadaşlar. Bakın ikinci ipten bu kaldı. 2 adet ipe ihtiyacımız var elimin sıklığına ve ipimin kalınlığına göre de 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına göre bu tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Zaten kullanmakta olduğunuz ipin üzerinde kaç numara tığ kullanmanız gerektiği tavsiye edilmektedir. Bakın bu ipin etiketinin üzerinde 2 ile 4 numara arası tığlar tavsiye edilmekte. Ben 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz eliniz çok sıkıysa 4 milimlik tığ da kullanabilirsiniz. Düğme olarak da 3 adet düğme kullandım. Siz isterseniz ön bölümün tamamını düğmeli yapabilirsiniz. 5-6 düğmede kullanabilirsiniz. Hırkanın model bölümünü yapması çok kolay arkadaşlar. Örgüye başlamadan önce minik bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ben model bölümünde 2 zincir, bir sık iğne yaptım. Eğer sizin eliniz çok sıkıysa 2 zincir yerine 3 zincir çekerseniz daha iyi olur. Ben elimin sıklığına göre ayarlayabildim. Model biraz çektiği için sizin çekme yapabilir. Örgüde oluşacak olan bu çekmeyi önlemek için de 2 zincir yerine 3'er zincir çekerseniz daha iyi olacaktır. Örgüye başlamadan önce bir de size ölçülerini vereyim fikriniz olsun. Bakın kol altından genişliğini ölçüyorum. 25 santim kol altından yüksekliğini ölçüyorum 18 santim omuzdan itibaren tam yüksekliği ölçtüğüm zaman 30 santim bakın kol boyunu ölçüyorum omuzdan itibaren ölçtüğüm zaman 27 santim kol altından ölçüyorum 17 santim da 6 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Siz farklı ölçülerde yapmak istiyorsanız ben sizler için standart bebek ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgeni tıklarsanız açıklama bölümünde standart bebek ölçü tablosu var. O ölçüye bakarak yapacak olduğunuz ay için bu hırkayı örebilirsiniz. Hırkayı bir de açık olarak görelim bakın. 3 düğmeyi ben sadece roba bölümüne diktim. Kullanışlı bir hırka. Örgünün ters tarafı da çok güzel arkadaşlar. Bakın ters tarafın örgüsü de bu şekilde. Güzel bir modelli hırka modeli. Hem kız hem erkek bebeklerimiz için yapabileceğimiz güzel bir model. Örgüye geçmeden önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da yapabilsin diye alt yazılar ekliyorum. Eğer siz izlediğiniz videoda bu altyazıları görmek istemiyorsanız ayarlar bölümünden altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. Videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işaretleri var. O noktalara tıklarsanız altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. Hazırsak hep birlikte bu güzel hırkamızın örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Örgümüze yakadan zincir çekerek başlıyoruz. İlk ilmeği ben bakın bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde yapabilirsiniz. Zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Toplam 66 tane zincir çekiyorum. 66 zinciri çektim. Çekmiş olduğum bu zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın başlangıç noktasını sıfıra tutuyorum. Zinciri çektirmeden ölçüyorum. 28 santim zincir uzunluğu var arkadaşlar. 28 santimlik zincir yaptım. Zincirleri çok sıkı çekmeyelim. Şimdiki sırada bu zincirlerin üzerine trabzanlar yapacağız. Bu ilk sırada trabzanları yaparken roba ayrımlarında belirleyeceğiz. Önleri, kolları ve arka bölümü bu sırada ayırmış olacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içerisine ilk trabzanı yapıyorum. Bu 3 zincir çekip atlamış olduğumuz ilmekler de bir trabzan oldu. Ön bölümün ilk trabzanı burası oluyor. Bu yapmış olduğumuz ikinci trabzan. Ön bölüm için 10 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Bakın başlangıçta bu da bir trabzandı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trabzanı ön bölüm için yaptım bir zincir çekiyorum takip eden bu ilk ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum kol bölümü için 13 trabzan yapıyorum bir yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kol bölümü için de buraya 13 trabzanı yaptım kol ile arka bölümü ayıracak olan ayrım yeri için bir zincir çekiyorum takip eden bu ilk ilmek içerisine arka bölüm için ilk trabzanı yapıyorum Bakın burada kol ile arka bölümün ayrım yeri için bir zincir çektik. Takip eden ilk ilmeği arka bölümün ilk trabzanını yaptım. Arka bölüm için 20 tane trabzan yapıyoruz. Bir yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Arka bölüm için buraya 20 trabzan yaptım. Şimdi diğer kol bölümünü yapacağız. Kol ile arka bölümü ayıran ayrım yeri için bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın bu ilk ilmek içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Bu kol bölümünde 13 trabzan yapmıştık. Buraya da 13 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bu kol bölümü için de bakın buraya 13 trabzanı yaptım bir zincir çekiyorum diğer ön bölüm için trabzanlara başlayacağız burada ön bölüm için 10 trabzan yapmıştık bu ön bölüm içinde 10 trabzan yapıyorum hemen takip eden bu ilk ilmek içerisine ön bölümün ilk trabzanı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Böylece ilk sırada trabzanlar yaptık. Roba ayrımlarını da belirlemiş olduk. Bakın ön bölümler için 10'ar trabzan yaptık. Kol bölümleri için 13'er trabzan yaptık. Arka bölüm için de 20 trabzan yaptık. Şimdiki sırada tekrar trabzanlara devam edeceğiz. Bu birer zincir çektiğimiz arttırma yerlerinde her bölüm için arttırmalar yapacağız. Robada ikinci sıradayız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekleri de arttırma yapacağımız buraya kadar trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum bakın. arttırma yapacağımız yere geldim arttırma yerinde bakın buraya bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum ön bölüm için yapmış olduğum bu trabzanın hemen yanına aynı boşluk içerisine kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum buraya bir trabzan iki zincir bir trabzan yaptım takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum bu şekilde kolda bulunan ilmekleri buraya kadar trabzan yapalım kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerine geldim buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine arka bölüm için bir trabzan yapıyorum bir trabzan 2 zincir bir trabzan yaptım takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde diğer arttırma yapacağımız buraya kadar trabzanlara devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanı yaptım. Kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerindeyim. Buraya bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Arka bölüm için bir trabzan yaptık, iki zincir çektik. Kol bölümü için bir trabzan yaptım. Kolda bulunan ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum aynı boşluk içerisine ön bölüm için ilk trabzanı yapıyorum 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan yaptım takip edenleri sıra sonuna kadar trabzan olarak devam ediyorum her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum Sıra sonunda son trabzanı ilk başta bu 3 ilmek atlayarak oluşturmuş olduğumuz trabzana yapıyorum. Son zincirin üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. Böylece ikinci sırayı da bitirmiş olduk. Bu sırada bu 4 noktadan arttırmalar yaptık. Her yerde 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde arttırma yaptık. Şimdi robada 3. sıradayız. Üçüncü sırada tekrar arttırmalar yapacağız. Bu sırada arttırmalarımızı iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip edenleri de trabzan olarak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanla yaparak kol ile ön bölümünü ayıran bu arttırma yapacağımız yere geldim. Bu iki zincirli boşluğa ön bölüm için iki trabzan yapıyorum. Bir. 2 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine kol bölümü için iki trabzan yapıyorum. 1 2 Buraya 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan arttırması yaptık bakın takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum buraya kadar devam edelim kol bölümünde bulunan ilmekleri bakın trabzanlar yaparak kol ile arka bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim buraya kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. Arttırma yerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer trabzan yaparak kol ile arka bölümü ayıran Buraya kadar devam edelim arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaptım arka bölüm için bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum Bakın arka bölümü için iki trabzan, kol bölümü için iki trabzan yaptık. Arada iki zincir çektik. Kolda bulunan ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde her ilmeğe birer trabzan yaparak buraya kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yaparak kol ile ön bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Kol bölümü için iki trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ön bölüm için iki trabzan yapıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptım. Takip eden ilmekleri her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. ön bölümde bulunan ilmekler üzerinde birer trabzan yaptım sıra sonuna geldim robanın 3 sırasında robamızın şeklini bir görelim Bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptık Bakın bu 1 2 3 4 noktada da aynı şekilde arttırmalar yaptık dördüncü sıradayız dördüncü sırada tekrar arttırmalar yapacağız bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bakın kol ile ön bölümünü ayıran bu arttırma yerine geldim. Bu dördüncü sırada burada bir trabzan iki zincir bir trabzan şeklinde arttırma yapacağız ön bölüm için buraya bakın bir trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan yaptım takip edenleri trabzan olarak devam ediyorum Bu şekilde her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak kol ile arka bölümü ayıran arttırma yerindeyim. Bu iki zincirli boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan yaptık takip edenleri birer defa trabzan olarak devam ediyorum bakın gördüğünüz gibi bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan iki zincir bir trabzan yaptık her ikisinde de aynısını yaptım diğer arttırma yerlerinde de aynı şekilde bir trabzan iki zincir bir trabzan yapacağız diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıp arttırma yerlerinde de arttırmaları yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Robanın dördüncü sırasında da her ilmeğe birer defa trabzan yaptım. Bu dört noktada bulunan arttırma yerlerine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırma yaptım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Beşinci sıradayız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum takip eden ilmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu ön ile kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak bakın arttırma yapacağımız yere geldim. Bu iki zincirli boşluğa ön bölüm için iki trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın bu sırada 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yaptık bir alt sırada 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan yapmıştık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. bu şekilde devam edeceğiz. Burada bulunan ilmekler üzerine trabzan yapalım. Arttırma yerine gelince 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Tekrar da de trabzanlara devam ediyoruz. Buralarda da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırmalar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 6. sırada da bir alt sırada yapmış olduğumuz bu bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde arttırmalar yapıyoruz. Robamızın şeklini görelim. Bakın 4 sırayı tam bitirdim. Robamız tam şeklini almaya başladı. Şöyle katladığımız zaman da görelim. Gayet düzgün bir roba yapıyoruz. Robanın örgüsü bu şekilde devam edecek. Bir sırada şimdiki yapmış olduğumuz sırada olduğu gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olacak. Bir sonraki sırada bir trabzan iki zincir bir trabzan şeklinde arttırmalar yapacağız bu şekilde düzenli arttırmalar yaparak yapacak olduğumuz bebeğin büyüklüğüne göre robanın yüksekliğini tamamlayalım gelelim arkadaşlar robanın örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm kaç sıra ördüğümü sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Bakın şu şekilde görelim bir robamızın görüntüsünü. Bakın arkadaşlar başlangıç robamız hazır. Kaç santim olduğunu ölçmek istiyorum. Bakın arttırma yerinden ölçüyorum. 12 santim roba uzunluğu var. Sizin ipiniz iyice ise birkaç sıra daha gitmeniz gerekecektir. Benimle aynı büyüklükte yapmak istiyorsanız 12 santim olasıya kadar robanızın arttırmalarını yapın arkadaşlar. Roba arttırmalarını bir sırada bir trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptık. İkinci sırada 2 iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yaptık. 10. sıradayız. 10. sırada gövdeyi kollardan ayıracağız. Örgümüze gövdeyle devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. bu arttırma yerine kadar trabzan yapıyoruz. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de birer defa trabzan yapıyorum. bu şekilde trabzanlar yaparak bu arttırma yaptığımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde trabzanlar yaparak bakın arttırma yaptığımız yere geldim. Bu arttırma boşluğuna ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Kolda bulunan bakın bütün trabzanları atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine Arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bakın ön ile arka bölümü burada birleştirmiş olduk. Kol altını oluşturduk arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmekleri de birer defa trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde ön ile arka birleşmiş oldu. Diğer arttırma yaptığımız buraya kadar arka bölümde bulunan trabzanları yapmaya devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine bakın trabzanlar yaparak arttırma yaptığımız yere geldim. Bu arttırma boşluğuna arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu kolda bulunan ilmekleri atlıyorum kol ile diğer ön bölümü ayıran bu arttırma yerine ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bakın arka bölüm ile diğer ön bölümü de birleştirmiş olduk. Arttırma yerine bir trabzan yaptık. Takip eden ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzanlar yaparak bakın sıra sonuna geldim. Bu sırada trabzanlar yaparak kolu gövdeden ayırmış olduk. Artık örgümüze gövdeyle devam edeceğiz. Bakın bu şekilde arkadaşlar kollarımızı ayırdık. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada sık iğneler yapacağız arkadaşlar. Sık iğneleri şu şekilde bakın trabzanları boşluktan alarak sık iğne yapacağız bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeğin bakın trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeği Trabzanı bakın boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğin tepe noktasına yapmıyorum. Trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeği şu şekilde bakın boşluktan alıyorum. Sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeği boşluktan alarak sık iğne yapıyorum bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz ters tarafın görüntüsü de bakın böyle arkadaşlar bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz bir zincir çekeceğiz bir ilmek atlayacağız ikinci ilmekleri tepe noktasına değil trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapacağız Böyle devam ederek sıra sonuna kadar tamamlayalım. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine boşluktan alıp sık iğneler yaparak kol altına geldim. Ben size sıra sonuna kadar demiştim. Bakın kol altına gelince burada belki takılan arkadaşlar olabilir diye burayı size göstermek istedim. En son ön bölümün bakın son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Takip eden bakın Hemen bu arka bölümde bulunan ilk trabzanı da boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Arada bakın sadece bu kol altında bulunan boşluğu atlamış olduk. Trabzan atlamadık. Takip edenleri bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Artık değişen bir şey yok. Bu şekilde devam edelim. Diğer kol altında da bu her iki trabzanı sık iğne yapabiliriz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada boşluklardan alıp sık iğneler yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda bakın 2 ilmek kaldı. Bunu bakın 3. olanı boşluktan alıp sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Son ilmeği sık iğne yapıyorum. Tepe noktasına batarak sık iğne yapıyorum bakın. Sıra başında da aynı şekilde Normal bakın tepe noktasına batarak sık iğne yapmıştık. Bir zincir çekip bir ilmek atlayıp üçüncü ilmeği boşluktan alıp sık iğne yapmıştık. Sıra sonunda da aynısını yaptık. Böylece bu sıramı tamamlamış olduk. Diğer kol altında da bakın arka bölümün son trabzanını boşluktan alıp sık iğne yaptım. Ön bölümünde son trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ettim. Robamızda modeli yerleştireceğimiz bölümü yaptım. Şimdiki sırada 12. sıradayız. 12. sırada burada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine üçer tane trabzan yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın bu ilk sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. ipi tığın üzerine alıyorum. Burada bakın boşluktan alıp sık iğne yaptığımız ilmeğin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın sık iğnenin olduğu ilmek üzerine 3 trabzanı yaptım. Zincir çekmeden ipi tığın üzerine alıyorum. Diğer sık iğnenin üzerine de 3 tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın aynı ilmek içerisine 3 tırabzan yaptım. ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden sık iğnenin olduğu ilmek üzerine de 3 tırabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın bu şekilde bir alt sırada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine bu sırada üçer tane trabzan yapıyoruz. Her sık iğnenin üzerine üçer trabzan yapıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Bu şekilde her sık iğnenin üstüne üçer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz sık iğneler üzerine üçer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda en son ilmeğe tek trabzan yaptım bakın. Sıra başında da bir trabzan yapmıştık. Sık iğnenin içerisine 3 trabzan yapmıştık bakın. Sıra sonunda da aynısı oldu. Şu şekilde bakın görün. Bu sırada bir sıra trabzanlar yaptık. Şimdiki sırada tekrar trabzanları boşluktan alarak sık iğne yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çevirdim. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın burada 3 trabzan yapmıştık. Bunun ortada bulunan bakın 1 2 3 ortada bulunan trabzanı tığ boşluğa taktım. Buna sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum takip eden bu üçlü grubunda ortada bulunan trabzana sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum ilmek olarak sayarsanız da bakın 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeği trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeği trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum Bakın bu şekilde burada yapmış olduğumuz gibi sık iğneler yapıyoruz bu sırada aralarda ikişer zincir çekiyoruz bu üç trabzan yaptığımızın ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Takip eden bu üçlü trabzanın ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz bu üçlü trabzan gruplarının Ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Takip eden bu üçlü gruptan ortada bulunana yine boşluktan alarak sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bakın tepe noktasına batarak sık iğne yaptım. Orayı bir daha göstermek istiyorum. Bakın en son bu model ortasında bulunan bakın trabzana sık iğneyi boşluktan alarak yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Sıra sonunda bulunan bu ilmeği sık iğne yapıyorum. Tepe noktasına batarak sık iğne yaptım bakın. Böylece bu sırayı tamamlamış olduk. Bu sırada 2 zincir çektik. Bir alt sırada yapmış olduğumuz bu 3 trabzanın ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptık. Tekrar 2 zincir çektik. Takip eden modelde de ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaptık. Bu sırayı da böylece tamamlamış olduk. Örgümüzün şeklinde görelim. Bakın arkadaşlar örgümüz artık düzgün görünüyor. Bir önceki sırada trabzan yaptığımız sırada model dalgalı görünüyordu. Bu sırada sık iğneler yaptığımız için model kendisini toparladı. Artık bakın gerçek şeklini aldı. Şimdiki sırada tekrar trabzanları yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden bakın bu burada bulunan bu sık iğnenin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bulunan bu sık iğnenin üzerine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Diğer modeli yapmak üzere bakın. Bu sık iğnenin üzerine de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz bakın bu model birbirini takip ediyor bir alt sırada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine üçer defa trabzan yapalım sıra sonuna kadar devam edelim bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine 3er tane trabzan yaptım. Sıra sonuna geldim. En son ilmeğe bir trabzan yaptım. Tekrar bir örgümüzü görelim. Bakın arkadaşlar, trabzan yaptığımız sırada örgü dalgalı görünüyor. Ama bir sonraki yapacağımız sırada sık iğne yaptığımız zaman bu model kendisini toparlıyor. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu orta trabzanları boşluktan alarak sık iğne yapacağız. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bu bakın ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeği olduğu trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum 1 2 zincir 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeği trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum örgümüz artık bu şekilde devam edecek bu iki sıranın tekrarıyla devam edeceğiz arkadaşlar bir sırada şimdiki yapmış olduğumuz sırada olduğu gibi sık iğneler yapacağız bir sonraki sırada da Burada yapmış olduğumuz gibi sık iğneler üzerine üçer tane trabzan yapacağız. Örgümüzü bu iki sıranın tekrarıyla yapacak olduğumuz bebeğin büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Hırkanın gövde örgüsünü benim için gerekli olan yüksekliğe kadar tamamladım. Kaç sıra model sırası yaptığımı sayıyorum. Robadan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra model sırası görünüyor. Bir de santimetre olarak size ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın kol altından tuttuğumuz zaman 17 santim yükseklik var. Bu benim için yeterli. Siz bu yüksekliği daha uzun olsun istiyorsanız bir model sırası daha yapabilirsiniz. Şimdi ön pat çalışmalarını yapacağız. Ön pat çalışmalarını sık iğne olarak yapıyoruz. Ön patları çalışırken bu tarafa düğme için düğme biritleri de oluşturacağız. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden bakın gördüğüm ilmekler üzerine de sık iğne yapıyorum. Zaten ilmekler görünüyor. Bu gördüğümüz ilmeklere birer defa sık iğne yapıyoruz. Sık iğneler yaparak bu yakanın başlangıç noktasına kadar devam edelim. Ön patta sık iğneler yaparak yakanın başlangıç noktasına geldim. Şimdiki sırada tekrar sık iğneler yapacağız. Bu sırada bu roba bölümüne ben 3 adet düğme deliği oluşturmak istiyorum. Bakın birisini yerlerini işaretleyelim isterseniz. Bakın birisini buraya yaparız. Birisini bu en sona bir diğerini de orta noktaya yapacağız. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Düğme deliği için iki zincir çektim. 1 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. 1 sık iğne yaptım 2 3 4 5 6 7 bakın düğme deliğini yaptıktan sonra 7 sık iğne yaptım 2 zincir çekiyorum ikinci düğme deliği için buraya bakın 1 2 ilmek atılıyorum 3. ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. ikinci düğme deliğinde buraya oluşturmuş olduk. 7 sık iğne de diğer düğme deliği ile bu düğme deliği arasına yapacağız. 1 yaptım. 2 3 4 5 6 7 Bakın 7 sık iğneden sonra 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeği sık iğne yapıyorum 3 düğme deliğini buraya oluşturmuş olduk bakın bir yakanın başlangıcında bir tam orta noktada bir de robanın bitimine yaptık Takip edenleri sıra sonuna kadar bakın bu şekilde her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak devam edelim. Düğme deliğinden sonra bakın sık iğneler yaparak uç noktasına kadar geldim. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sıra son sıra. Burada tekrar sık iğneler yapacağız. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak bu ilk düğme deliğini yaptığımız yere kadar devam edelim sık iğneler yaparak bakın ilk düğme deliğinin olduğu yere geldim düğme deliği için buraya iki zincir çekmiştik iki zincir üzerine iki sık iğne yapıyorum 1 2 takip edenleri sık iğne olarak devam ediyorum bu şekilde sık iğneler üzerine sık iğneler yapalım bu iki zincir üzerine de ikişer sık iğne yaparak başlangıca kadar devam edelim bu ön patta sık iğneler yaparak bakın sıra sonuna geldim roba bölümünde 3 düğmenin yerlerini belirlemiş olduk şimdi diğer tarafa da aynı şekilde 3 sıra sık iğne yapacağız oraya gitmek için boyunun çevresinden bir sıra sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde ilk ilmeğe sık iğne yaptım takip eden ilmekler üzerine de sık iğne yapıyorum bu şekilde bakın sık iğneler yapıyorum. Bu yaka başlangıcında bulunan ipin ucunda sık iğnenin içerisinden götürdüğümüz zaman örgümüz temiz görünüyor. Boyunun çevresinde bir sıra sık iğneleri tamamlayalım. Buraya geldiğimiz zaman bu ön patta da üç sıra sık iğneyi tamamlayalım. Bu uca kadar devam edelim. Buraya düğme delikleri yapmayacağız. Düğme deliklerini buraya yaptık. Buraya düğmelerini dikeceğiz arkadaşlar. Sık iğneler olarak Buraya kadar devam edelim. Boynun çevresinde bir sıra sık iğneyi tamamladım. Bakın bu şekilde bu ön patta da 3 sıra sık iğne yaptım. 1 2 3. Buraya düğme deliği oluşturmadık. Bakın burayı düz yaptık. Düğmeyi diktiğimiz zaman bu şekilde buraya düğmelerini dikeceğiz. Bu düğme deliklerini kullanacağız. Etek ucuna geldim etek ucunda pıtırcık modelleri yapacağız hem modelimize de uyumlu olacak arkadaşlar bakın bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum buraya bir pıtırcık modeli oluşturduk bakın bir ilmek atlıyorum ikinci ilmek içerisine sık iğne yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde pıtırcık modelleri yapıyoruz. Bir ilmek atlıyorum. Bakın atlamış olduğum bu modelleri yaparken sık iğne yapıyorduk. Arada iki zincir çekiyorduk. Bu iki zincirlik olan ilmeği atlıyorum. Sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın bu iki zincirlik boşluğu atlıyorum. Sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Burada bulunan bakın bu boşluğu atlıyorum. Sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bakın modellerimizin olduğu sık iğnelerin üzerine bu sırada sık iğneden oluşan pıtırcık modelleri yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde her sık iğnenin üzerine bakın model üzerine birer defa pıtırcık modeli yaparak sıranın sonuna kadar devam edelim. Hırkanın etek bölümüne yapmış olduğum bakın pıtırcık modellerini ben tamamladım. En son pıtırcık modelini yaptım. Buradayım. İlk yaptığım bakın bu ön patta bulunan ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp çekiyorum kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. İpi artık burada kesebilirim. Bakın bu şekilde hırkamızın gövde örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Bu ipi nasıl yok edeceğimizi soran arkadaşlar için de bakın arkadaşlar şu şekilde ipi iğneye takıyorum ben. Örgünün ters tarafından ilmeklerin arasından geçirerek ipin ucunu kaybediyorum. Bakın bu şekilde ipin ucunu kaybettik. Burada kesiyorum. Temiz bir görüntü elde ediyoruz gördüğünüz gibi. Bakın çok güzel oldu gövde bölümü. Şimdi kollarını yapacağız. Ben kolun birisini zamandan kazanmak için hazırladım. Bakın bu kolun aynısını şimdi sizinle bu taraftan yapacağız. Kol altından bakın burada bulunan bu ilmeği tığ takıyorum. İpin ucunu buraya bir defa düğüm atalım. Daha sağlam olsun. buradan bir ilmek oluşturuyorum bakın ipi aldım bir ilmek oluşturdum örgümün yönüne bakıyorum nasıl gideceğimi şu şekilde devam edeceğiz bu gövde bölümünü bakın kol bölümünden ayırırken bir sıra trabzan yapmıştık o sıranın devamını kolda uygulayacağız ipi tığın üzerine alıyorum bakın burada kol ile arka bölümü ayıran arttırma yaptığımız zincirlik boşluk var Buraya iki trabzan yapıyorum. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Bakın iki trabzanı yaptım. Takip eden ilmekler üzerine birer defa trabzan yapıyorum. Bir sıra trabzan yapacağız. Gövdede de aynı şekilde bir sıra trabzan yapmıştık kolu gövdeden ayırırken ondan sonra sık iğne ve iki zincirden oluşan sırayı yapmıştık burada da ters taraftan bakın bir sıra trabzan yapıyorum böyle her ilmeğe birer defa trabzan yaparak kol altına kadar devam edelim kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yaparak bakın kol altının olduğu yere geldim sıra sonunda bu bakın arttırma yaptığımız zincirli boşluk var sıra başında bu zincirli boşluğa iki trabzan yapmıştık buraya da iki trabzan yapıyorum 1 iki bakın böylece burayı tamamlamış olduk bu yapmış olduğum son trabzanı ilk başta burada oluşturmuş olduğumuz ilmeğin oraya kaydırma yaparak Bakın sırayı birleştiriyorum. Bakın kol bölümünü ilk sıra trabzanı yaptık. Bu gövdenin de devamı gibi oldu. Bakın burası ayrı durmayacaktır kol. Şimdi model yerleştirmesine geçeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Örgünün düz tarafındayım. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum ilk sık iğneyi buraya yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeği trabzanı boşluktan alarak bakın sık iğne yapıyorum. Tepe noktasına batmıyorum. Boşluktan alarak yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum artık. 3. ilmeği bakın boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bakın bu kol altında ilk modelde bir ilmek atladık. Burası biraz rahat olsun istedim arkadaşlar. Takip edenleri de ikişer trabzan atlayacağız. Bir, iki zincir çekiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeği boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir, 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeği bakın tepe noktasına batmıyorum trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum 2 zincir çekiyorum 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeği boşluktan alarak sık iğne yapıyorum bakın gövde örgüsünde modellerde de aynı yapmıştık burada da 2 zincir çekiyoruz 2 ilmek atlıyoruz 3. ilmeği boşluktan alarak sık iğne yapıyoruz Kol altına kadar devam edelim. Kol bölümünde bakın bu sırada 2 zincir çektik. 2 ilmek atladık. 3. trabzanı boşluktan alarak sık iğne yaptık. Kol altının olduğu yere kadar geldim. Bu sık iğnelerin üzerine üçer trabzan yapıyorduk. Bakın gövde bölümünde. Burada da aynısını yapacağız. Kaç model olduğunu sayıyorum bakın. Bu üçerli trabzan grubu bir model oluyordu. İlk yaptığımız sık iğne bakın bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 en son yapmış olduğumla 15 model yerleştireceğiz arkadaşlar. Eğer sizin 14 olduysa bu aralarda bakın buralara yakın yerlerde 2 ilmek değil de birer ilmekte atlama yapabilirsiniz. 2 zincir çekiyorum bakın. En son burada bir ilmek var. Bunu atlıyorum. Bu ilk sık iğne yaptığımız ilmeğin içerisine kaydırma yaparak geçiyorum. Burayı birleştirmiş olduk. 1 bir, 2 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde ilk sırasını yaptık. Şimdi örgüyü çeviriyorum. Gövde bölümünde de örgüyü çevirerek örmüştük. Bu şekilde düz de devam edebiliriz. Bakın düz bir şekilde devam edebiliriz. Ama o zaman gövde ile kolun örgüsü arasında görüntü farklılığı olur. Onun için örgüyü çevirerek örüyoruz. Bu bakın ilk ilmek üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Örgünün ters tarafındayız bakın. Trabzanları örgünün ters tarafından yaparak gidiyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu iki zincir çektiğimiz boşluğu atlıyorum. Sık iğnenin üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden sık iğnenin üzerine de 3 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu sırayı bu şekilde bir alt sırada yapmış olduğumuz bu sık iğnelerin üzerine üçer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada bir alt sırada yapmış olduğumuz sık iğneler üzerine üçer tane trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. 15 modelimizi tamamladım. Bakın tekrar sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bu en son yapmış olduğum üçlü trabzan grubunu ilk başta yapmış olduğum bakın bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. Kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. Tığın üzerindeki ilmekten de çektim. Kaydırma yaparak bakın burayı birleştirdim. Bakın görüntü olarak böyle oldu. Şimdiki sırada iki zincir çekip bir trabzanı boşluktan alarak yaptığımız sırayı yapacağız. Düz taraftan yapacağız. Orayı kaydırma yapacağız arkadaşlar. Bakın bu birleştirmiş olduğum son ilmeği takip eden ilmeğe tığ takıyorum. Kaydırma yapıyorum. Tekrar diğer ilmeğe de tığ takıp kaydırma yapıyorum. İki kaydırma yaptım bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum bakın örgüyü çevirdim burada bulunan bu üçlü trabzan grubu var bunun ortada bulunan trabzanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum sık iğne yaptığımız sıra burası ilk sık iğneyi buraya yaptım iki zincir çekiyorum bakın bunları atlıyorum bu üçlü gruptan ortada bulunanı Boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 ilmeği atlıyorum. 3. olan bu 3 trabzanın ortasında bulunan ilmeği boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden bu üçlü gruptan ortada bulunanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum takip eden üçlü grupta ortada bulunanı boşluktan alarak sık iğne yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi zaten gövdenin aynı modeli uyguluyoruz. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada iki zincir çekip bir alt sırada yapmış olduğumuz bu üçlü trabzan grubunun ortada bulunanı bakın boşluktan alıp sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son bakın modelde yine sık iğneyi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu en son yapmış olduğumu ilk yapmış olduğum buraya sık iğne yapmıştık sıra başında. Kaydırma yaparak buraya geçiş yapıyorum bakın. Birleştirmiş oldum. Şimdiki sırada bu 3 trabzan yaptığımız sıra 3 trabzanı örgünün ters tarafından yapıyorduk. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu İlk gördüğüm bakın iki zincir çektiğim ilmek üzerine buraya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden sık iğne üzerine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ipi tığın üzerine alıyorum takip eden sık iğne üzerine de 3 trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar bu sırayı bu şekilde devam edelim sıra sonunda yine nasıl kaydırma yaptığımızı size göstermek istiyorum arkadaşlar belki şaşıran arkadaşlar olur onun için sıra sonuna kadar bu bir alt sırada yapmış olduğumuz sık iğneler üzerine üçer trabzan yaparak devam edelim. Bu sırada yine sık iğneler üzerine üçer trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son yaptığım trabzan ile sıraya başlarken ilk yaptığım trabzanı bakın bu şekilde ilk ilmeğe tığ takıp kaydırma yaparak birleştiriyorum. Kolun şeklini görelim arkadaşlar. Bakın nasıl gittiğini görürsünüz. Bu şekilde bakın kolun örgüsü. Şimdi bu sırada 2 zincir çekeceğiz. Bu 3 trabzan yapmıştık. Ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapacağımız sıra modelin kaymaması için bakın bu ortaya yaptığımız sık iğne kol altında kalacak şekilde devam edecek. Onun için oradan devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada kaydırma yaparak İlk sık iğneyi buraya yapmam gerektiğinden kaydırma yaparak 2 ilmek atlıyorum. 1 2 Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu ilk başta yapmış olduğumuz sık iğne tam kol altında kalarak devam edecek. Bu 3 trabzandan ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden bakın burada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Takip eden bu üçlü gruptan ortada bulunanı sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde devam edecek. Bakın unutmayalım arkadaşlar kaydırma yapmayalım. İlk başlangıçta sık iğne üzerine yaptığımız 3 trabzan tam kol altında kalacak. Yoksa modeliniz kayar. Bu trabzan sırası bittiği zaman iki ilmek kaydırarak geçmeyi unutmayalım şekli bozulmasın. Artık kolun örgüsü de bu şekilde devam edecek arkadaşlar bakın. Ben diğer kolu da aynı şekilde başladım. Aynı şekilde yaptım. Siz de diğer kolu bu kolu başladığımız gibi başlayıp aynı şekilde devam edebilirsiniz. Kolun örgüsü gövde örgüsünü yapmış olduğumuz sıradan bir model kısa olacak. Siz gövde örgüsünü kaç model sırası yaptıysanız kolun örgüsünü bu gövde örgüsünden bir model sırası eksik yaparak tamamlayalım gelelim. Hırkanın kol örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar ördüm. Kaç sıra model sırası ördüğümü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Size gövdenin örgüsünden bir model eksik yapalım demiştim. Bakın gövdenin örgüsü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 model sırasından oluşuyor. Kolun örgüsünü 8 model sırası yaptım. Siz gövdenin örgüsünü kaç sıra yaptıysanız kolun örgüsünü gövdeden bir sıra eksik yapın. İsterseniz aynı uzunlukta da yapabilirsiniz. Ama o zaman kolun örgüsü çok büyük oluyor. En son sıra olarak bakın. 3 trabzan yaptığım sıradayım. Şimdi bileklik bölümünü yapacağız. Bakın bu sık iğnelerden oluşan bileklik bölümünü yapacağız. Bileklik bölümünü yapmadan önce yine bu zincir çekip sık iğne yaptığımız sırayı yapacağız. kaydırma yapıyorum yine bakın iki kaydırma yapıyorum 1 2 bir zincir çekiyorum örgüyü çeviriyorum bu üç trabzanın ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum bu sırada biraz bileklik bölümünün biraz toparlaması için 2 zincir çekmiyorum bir zincir çekiyorum bir zincir çektim takip eden bakın bu 3 trabzanın ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum takip eden modelin ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yapıyorum birer zincir çekiyoruz aralarda Böyle bakın sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada bir zincir çekip bu üç trabzanın ortada bulunan trabzanı boşluktan alıp sık iğne yaparak bakın sıra sonuna geldim. Yine bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım burada bulunan sık iğne ile kaydırma yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın burayı kapamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Artık sık iğneler yapacağız. Bakın bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum bir zincir çektiğimiz boşluk üzerine sık iğne yapıyorum sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum boşluğa sık iğne yapıyorum ilmeği sık iğne yapıyorum bakın bir boşluğa bir sık iğnenin üzerine sık iğneler yapıyoruz Böyle görünüyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğneler yaparak bakın sıra sonuna geldim. En son yapmış olduğum sık iğneyi ilk yaptığım ilmek ile kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum bakın. Sırayı kapamış oldum. Bir zincir çekiyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Takip eden ilmekler üzerine de sık iğne yapıyorum. Her ilmeği birer defa sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar bu sırada her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım sıra sonunda kaydırma yaparak ilk ilmek ile sırayı kapatalım bir zincir çekelim bir üst sıraya çıkalım bir sıra daha sık iğne yapalım ben diğer kolun ucunu bakın 1 2 3 sıra sık iğne yaptım bu kolun ucunda aynı şekilde 3 sıra sık iğne yapıyorum. Bu sıradan sonra bir sıra daha sık iğne yaparak bileklik bölümünü tamamlayalım. Kol ucunda bileklik bölümünde bakın 1, 2, 3 sıra sık iğne olarak tamamladım. En son yapmış olduğum sık iğneyi ilk yaptığım ilmek ile kaydırma yaparak sırayı kapatıyorum. İpi burada kesiyorum. Bu üç sıra benim için yeterli. Sizin ipiniz ince ise bir sıra daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ipi de bakın ben iğneye takarak örgünün içerisinden geçirerek ucunu kaybediyorum. Siz isterseniz tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın ilmeklerin ters taraftan aradan geçiriyorum. temiz bir görüntü elde ettik sağlam da bir görüntü elde ettik böylece bakın kolumuzun örgüsünü tamamen bitirmiş olduk ben hırkaya bakın roba bölümüne 1 2 3 düğme diktim tam bu düğme biritlerini yaptığımız yerin karşısına denk gelen yerleri üç tane düğme diktim bakın şu şekilde taktığımız zaman Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Arka görüntüsüne bakalım. Hırkamızın. Çok güzel ve kullanışlı bir hırka yaptık. Kol uçlarını da bakın bileklik bölümlerini böyle biraz sıkıca kavrayacak. Bebeğin bileğinde rahat duracaktır. Böylece hırkamızın örgüsünü bitirmiş olduk. Size bitmiş olarak ölçülerini vermek istiyorum kol altından yüksekliğini ölçüyorum 18 santim omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum 30 santim bakın omuzdan uç noktasına kadar olan yükseklik 30 santim kol altından gövde genişliğini ölçüyorum 25 santim bu da 6 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu Bebeğiniz biraz tombulsa 3 aylık bebek için olur arkadaşlar. Biz bugün bu hırkayı 6 aylık bebek ölçüsünde anlattık. Açık olarak da bir görelim. Bakın giydirip çıkarması çok kolay. Örgünün ters tarafı da çok güzel oldu. Bakın gördüğünüz gibi ters tarafının örgüsü de çok güzel oldu. Düz tarafın örgüsü böyle bakın. Çit kullanımlı bir model. hem şık hem kolay bir model gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın, düğmeyi takıp çıkarması da kolay. Siz isterseniz buranın tamamını da düğmeli yapabilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeniden yeni örgülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.